Bu gördüğünüz hünnap sabah, öğle, akşam birer tane yiyebilirsiniz. Ona kırmızı hurma da derler, Çin hurması da derler. Hurma ile ilgisi yok hünnap. Bu meyve fazla tüketilmez. Kabızlığa karşı etkili, kan yapıcı, kanı temizleyici, beynin fonksiyonlarını düzenleyici. Alzheimer, Parkinson vesaire birçok rahatsızlığa karşı iyi gelir. Hünnapın çiçeği, şu da meyvesi. Türkiye'nin Batı Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da yetişiyor, yetiştiriliyor ama pek değeri bilinmiyor. Bu semizotu zevsi olarak tüketilebilir ama bu öyle meyve olarak tüketilemez. Yani fazla yenirse ne yapar? Uyku moduna sokar adamı. Çalışan iş yerinde çalışan herhangi bir iş yerinde çalışan kişinin akşam yemesi gerekir. Yatmadan önce uyuyamıyorsa, uykuya dalamıyorsa, sık sık uyanıyorsa, akşam gördüğünüz bir tane yiyemedim, cesaret edemedim. Sabah, öğle, akşam bir tane. Eğer çalışıyorsanız iş yerinde uyku moduna soktuğu için, yani kaza yapma ihtimali var, Allah korusun. O zaman akşam tüketmek gerekir. İki tane. Yatmadan önce, iki saat önce, bir saat önce rahat uyusun. Kan yapar. Yani karaciğerle kemik iliğini harekete geçirir. Hünnapın faydaları çok. Mesela burada enflamasyon, her türlü enfeksiyon önler, her türlü kansere karşı etkili. Klinik araştırmalarla metabolizmayı çalıştırıcı. Polisakarit içerir, flavonoidler içerir, flavonoid glikozidler içerir vesaire vesaire. Çok yönlü kullanılabilir. Çok yönlü. Kanı güçlü temizliyor, aratıyor. Kaliteli kan üretimini. Fakat dikkat etmek lazım tabii ki. Mitokondrinin içerisindeki hareketleri düzene sokuyor. Hücrelerde, dokularda demir birikimini önlüyor. Demir. Bazı insanlarda böyle demir birikirse hastalık, çeşitli hastalık ortaya çıkıyor. O da sorun, büyük sorun. Onu önlüyor. Dediğim gibi fazla tüketilmemeli. Bu mesela kayısı kabızlığa karşı yiyin. Bir tane değil, beş tane, on tane yiyebilirsin. Sorun olmaz ama burada fazla yersen uyku moduna sokar. İş yerinde çalışırken çalışamaz olursun, uykunuz gelir. O nedenle akşam tüketmek gerekir. Kabızlık sorununa çok çok idealdir. Dediğim gibi yine fazla tüketmemek gerekir. Antioksidan, antienflamator, antibakteriyen, bakteri, virüs ve mantarı yok eder. Merkezi sinir sistemini çalıştırır. Hafızayı güçlendirir. Kansere karşı T hücresi, B hücresi, makrofajı harekete geçirir. Bununla ilgili klinik araştırması İran'da yapılmıştır. İran Bilijan Tıp Üniversitesi tarafından yapılmıştır. Yine bir çalışma İran'dan Meşhed Üniversitesi Tıp Fakültesi İran Nörolojik Enflamasyon Araştırma Merkezi Meşhed Üniversitesi tarafından yapılmış. Akut hipertansiyon, tansiyona karşı etkili olduğu yapılan klinik araştırmada bilgilenmiştir. Bu bir özelliği de asetofenon, yani parasetamol zehirlenmesi oluyor. Bazı insanlar ağrı kesici olarak çok parasetamol kullanıyorlar. Parasetamol aşırı kullanırsa ne yapar? Karaciğeri iflas eder. Öldürür yani, Allah korusun. Karaciğer zehirlenmesine karşı çok enteresan bir şey. Ne yapıyor? Klinik araştırmada belgelenmiştir. Karaciğeri toksik maddelerden, diğer kimyasallardan da, zehirlerden de temizliyor, aratıyor. Yani burada ne gibi iş yapıyor? Aynı kişniş gibi. Nörodejeneratif hastalıklar, yani psikolojik, ruhsal, beyinle ilgili sinirsel hastalıklara, uyuyamama, uykuya dalama, sık sık uyanma gibi sorunlara geliyor, depresyona geliyor, nörolojik birçok stres kaynaklı rahatsızlara iyi geliyor. Uyuyamama, uykuya dalamama vesaire çok çok güzel. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Sinir sistemi, beyinde yapısı dokusu özellikleri bozulan, hasara uğrayan, kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle iskemik hasar oluşan bölgeleri tekrar faal hale getiriyor. Klinik araştırması yapılmıştır burada. Antioksidan enzimleri harekete geçiriyor. Yani glutatyon, katalaz, süperoksit, dismutaz vesaire vesaire sistemi çalıştırıyor. Burada birçok klinik araştırması var ama dediğim gibi meyvesini yerken dikkat etmek lazım. Meyvesi dahi ilaç gibidir. Nasıl ki semizotunun tohumu çok çok güçlüyse, burada da hünnapın meyvesi çok çok güçlüdür. Tabii biz ne yapıyoruz? Hem semizotunun hem hünnapın ekstraklarını üretiyoruz. Ekstrak. Bir tanesi bana diyor ki ya çok çok etkiliymiş, şöyle bir bitki var, Latincesini bilmiyorum. Hünnap. Yazarsanız çıkar. Sisyphus, hünnap veya jujuba. Evet, yakında hünnap ve semizotunu daha fazla duyacağız. Allah nasip ederse tabii ki belli olmaz. Duyacağız deriz de yallah öbür aleme göçeriz. Yapamadan, edemeden Allah bilir yani ne kadar, kaç gün yaşayacağız, ne olacak belli değil. Bir dakika sonrasını bilemiyoruz.